Geçti. Sınavdan başlıyor. Hadi başladı. Ben Fatma yapacağım mı? Ben mi yapayım? Yapıyorum. Bir denemem. Hadi ne yapayım? Son basamağı tekledi için son basamağı sadece 9 olabiliyor. Diğer rakamların yerleri değiştirerek 6 basamaklı kaç farklı sayı yazılabilir diyor. 9'u yazdım. Rakamları farklı dediği için buraya. Zaten 9'un birini yazdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane oldu işte. Hı. 4, 5. Böyle mi oldu? Bunların hepsini çarptığım zaman da sonucu bu. Olmadı Fatma. Çünkü bu tekrarlı Neden? permütasyon. Aynı olanlar var ya, onlar ne yapıyor? Tekrar permütasyon için Aa, konuşuyor. doğru, pardon, ben baştaki konuya gittim. Yani değişik, evet. Neyse o zaman biz Altı. şurada yapayım istersen. Al. Ne yapayım? Alt faktör ne? Hı. Böyle yapman da Böyle yapmayacağım. evet, burada bu şimdi neyi hesapladın sen? Bu neyi veriyor bize? Bu ne? Ben anlamadım. Bu işte bu rakamları Ama vermiyor. tek Onu diyor. Sen direkt hepsini ekleyeceğim. yapacaksın ki ben burada yazacağım. Bütün sayıları yazdım diye. Burada Evet, altı bas. hepsinden çıkartacağım Altıları mesela. yazmaması gerekiyor mu? 5 faktöriyel yazdım. Şimdi 6 değil, değil mi? Orası 5 farklı çünkü 0 Neyse. farklı gelmiyor. Ya bu biraz ezber gibi oluyor da bunu açıklayarak yaparım. Ben yapayım Tamam. istersen. Şimdi 6 basamaklı dediği için ben önce 6 basamaklı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tek sayı diyor. Bir sayının tek olması neye bağlıydı? Birlere basama, yani Son sondaki basamağın tek bir olmasına ya da bağlı. bir. Burada Dokuz. bakın, tek olan bir tane rakam var. O da 9 değil mi? Yani 9'ların Dokuz. birini kullanmam lazım. Ben gelip buraya bir yazıyorum. Bu birin anlamı neymiş? Ben buraya 9 yazdım anlamında. Tamam. O halde geriye ne kaldı? Şuradaki boşluklarım kaldı. Doğru mu? Şimdi buraya boşluklara ne yapacağım? Buradaki rakamları yerleştireceğim. Şu 9'un biri gittiği için sildim zaten. Burada 5 boşluğum var. Hani ben 5 faktöriyel diyeceğim. Böyle paydaya ise tekrar edenleri yazmam lazım. İki tane şu 9'u tekrar sildiğim için Faktöriyel iki faktöriyel. tane 9'um kaldı burada değil mi? O zaman buraya iki Evet. tane iki faktör ediyorum. İki 9'dan dolayı çarpı. İki tane de İki 6 tane var. aldım. İki Yani faktöriyel. 6 var. O halde iki faktörü de buradan gelecek. Yani bu işlemin sonucunu yapar sizce. Bir yapın bakalım. Ekleyin hocam. 20 bölü 4. Evet, bekliyorum. Otuz hocam. 30 buldum herkes. 5, 4, 3, 2, 1 diye açabilirsiniz böyle uzunca. 1, 2, Hocam 1. 2'den açıp ikileri sadeleştirdik. Olabilir, o da olabilir. Doğru. Ben Ben böyle yaptım. direkt üstü 120 olarak açtım. Altta 4 açtım. 120 Şuna bölü 4. gitti. Zaten 30. Değil mi? Şu 2 ile şu 4 sadeleştir. Orada 2 kaldı. Yani 5, 2 ve 3 haline geldi. Bunları çarparsam ne yapar? 30 yapar. Evet. 30 saniye. 30. Evet, sonu 9 olan yani tek olan 6 basamaklı 30 tane sayı yazıyor. Ama burada bir sıkıntı var. Nedir sıkıntıyı anlayan var mı? Yani niye bir sıkıntı var diyorum. Bilen var mı? Niye sıkıntı var? Niye var? Evet, Ürün başı sebebi ya. şu. Yani bir kalıyor. Evet, sıkıntı şu kızlar. 6 basamaklıydı ya, burada 30 tane sayı bulduk ya. Hı. Burada şuradaki şu başa sıfır şu şuradaki sıfır şuraya gelemez mi sizce? Hayır. Niye gelmez? Gelemez. İşte gelemez, doğru. Mantıklı olan o. İşte bu 30 tane içinde başında sıfır olanlar da var. Anlaşıldı mı? Bu 30 tanenin içinde başında Ha, bir sıfır de sıfır olanlar da var. olmayanları Onları bulup çıkarmam çözüyoruz. lazım. Yani sıfırla başına çıkarmam gerekiyor. O halde ben buraya bir yazıyorum. Bu birin anlamı ne? Başa sıfır geldi anlamında. Yani sıfır, işte örnek veriyorum. Sıfır başa gelince ne oldu? İşte örnek veriyorum. 6, 6, 6. Ne var başka? 2 tane 9 vardı. Evet, bir 9, bir daha 9. Bir de şu tek olduğu için 9 var mı? Değil mi? Şöyle. Normalde bu 6 kaç basamaklı değil şu anda? Fazla mı yazmış? Şimdi şu 6 fazla olmuş da. Burası şu Evet anda 6 hocam, basamaklı olmadı. fazla. Neden? Başına 0 var. Başına bir sayı 0 varsa bu 6 basamaklı olmaz. O halde bu mantıktan dolayı, yani hatalı olduğu için böyle bir mantık.
Demek ki ben başında sıfır olanları çıkarmam gerekiyor. Ben geldim sıfırı buraya yerleştirdim. 9'u da buraya yerleştirmem lazım. Buraya da bir yazıyorum. Bu birin anlamı neymiş? Buraya 9. Hani tek olacak diyor ya sayımız. Ondan dolayı buraya da 9 yazdım. Yani sıfırı da kullandım. Şuradaki 9'u da kullandım. Geriye şunlar kaldı. O hale ben şu boşlukta kaç tane çizgim var? 4 tane değil mi? 4 faktöriyel diyeceğim. Tekrar edenleri yazmam lazım. Ney mesela? 2 tane 9'u var. O halde 2 faktöriyel diyorum. Ve ayrıca 2 tane de 6 var. O halde 2 faktöriyel daha yazıyorum. İşte bu işlemin sonucu sıfırla başlayan tek sayıların sayısı. Bu şartlar altında tabii 6 basamaklı. Bunu hesaplasak kaç gelecek? 6. 6. Evet, 6 diyor herkes. Doğru mudur? 6 evet doğru. Sonra bu ikisinin farkını almam lazım. Çünkü şu 6 neydi? Bu 30'un içinde bulunan sıfırla başlayan sayıların sayısı. Hadi ben onu çıkarmam lazım. Yani 30'dan 6'yı çıkarınca 24. Evet, anlaşıldı mı acaba bu 6'ın sebebi? Niye çıkardım? Sıfırla başlayanları çıkardım. Evet. Yani bu olay böyle. Hocam şu üst tarafta yazılan üstünü siler misiniz? Ekran resmi alacağız. Tabii. Evet hocam. Şurayı bir sileyim o halde. Şurayı sildim evet. Tamam hocam. Bunda tabii. Aldık hocam geçin. Biz kayda başlattık. Kayıt var ekran değil mi? Doğru. Evet hocam. Yani tekrar dinlemek isteyen YouTube'dan tekrar dinleyebilir yani. Takıldığın yer olsa tabii ki. Diğer soruya geçiyorum hadi sorun yoksa. Geçin hocam. Evet dördüncü sorudayız. Şimdi yine üç tane birimiz var. 2 var, 0 ve 5 var. Sayılarının daha doğrusu sayısının bu nedir normalde sayı okursak? 111.205 sayısının rakamlarının yerleri değiştirilerek 2'ye tam bölünebilen 6 basamaklı, evet burası önemli. 2 ile bölünmesi önemliymiş. 2'ye tam bölünecekmiş. Ve 6 basamaklı olacakmış. Yani kaç tane doğal sayı yazılıyor? Şimdi bununla uğraşacağız. Ne yapalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Bir sayının çift tam sayı, pardon 2'ye tam bölünmesinin ne olması lazım? 2'ye bölünme kuralını 9'u da görmüş. 2'nin katları olması gerekiyor. Neresi orası? Yani. Şuradan mı 2 olacak 2'nin katı? Yok. 1'e tamam, basamak değil mi? Şuraya ben 1 yazıyorum. Bu 1'in anlamı şu anda burası 2 olsun. Bir de 0'ı ayrı düşünüyorum. 0'ı da şurada düşünüyorum. 1, 2, 3, 5, 6 diyorum. Buraya da ne yapıyorum? Gelip 1 yazıyorum. Bu 1'in anlamı, anlamı şu. 1'e basamağına 0 yazdım anlamı. Ya 0 ya da 2 olur değil mi? Burada başka çift rakam yok. Şu 0 ile 2'yi kullanıyorum. Evet. Şimdi bunun hesaplarını yapalım. Burayı şimdi yerleştirme işlemi yapacağım. Burada kaç tane boşluğum var? 5. 5 tane boşluğum var. Hadi ben buraya 5 faktöriyel yazacağım değil mi? Böyle tekrar edenler. Yani, şimdi 2'yi kullandığım için 2'nin üzerine çizin. Burada. Şöyle çizin. 3 tane 2. 1. 3 tane 1 var. Hadi ben buraya 3 faktöriyel. Diğerini yazmayacağım. Bunun cevabı kaç gelecek? 20 yapar değil mi? 20. Evet. Evet. Ama burada yine sıkıntımız var. Bir önce yaptım ki hani sıfırla başlayan, burada hani sıfır rakam var ya. Mecburen sıfırda başa gelme durumu var. Onları çıkarmam lazım. Bu halde onu da düşünelim şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olsun. Yine bu sonu yine 2 ile bitsin yani. Onu söyleyeyim. Bu birinin anlamı 2 ile bitti anlamında. 1 ile 0'ı sileceğiz. Şurada 1 yazıyorum. Buraya da sıfırla başlayanları çıkaracağım. Şimdi bu hesabı yapmam lazım. Sıfırla başlayan kaç tane sayı var? Onu bulalım. Adedini. Hadi buradaki boşluk sayısı ne kadardır? 4 faktöriyel. 4 faktöriyel. 4 faktöriyel diyorum. Paydaya ne yazmam lazım? 0 ve 1'i kullandığım için şuradaki 0 ve 1 pardon 2 ile 0 gitti. Geriye 3 tane neyim var? 1'im var. Bir tane 5'im var. Hadi ben buraya tekrar edenlerden 3 tane biliyorsun. 3 faktöriyel diyorum. Bu da tamam. Bunun hesabını yaparsam ne yapar? 4 mi geliyor? Evet 4. Demek ki sonu 2 ile biten kaç tane sayı var? Bu ikisinin farkı kadar. Evet şuradan şuraya yapıyorum. 16. Evet 20 eksi 4'ten 16. 16 neymiş? 2 ile bitenler diyelim. 2 ile biten sayılar. Bitenler diyeyim kısaca. Tamam. Bunu hallettik. 16'yı bulduk. Şimdi bir de 0 ile bitenler olabilir değil mi? Çift olması için. Şimdi onun hesabını düşünelim. Evet. Şurası ayrı yani. Onu söyleyelim de karışmasın. Yani şurasını ayrı yaptık. Yeşille bölüyorum buraya. Burası ayrı. Şimdi bunun hesabını yapalım. Burada boşluk kaç tane? 5. Beş. Şurayı tekrar sileyim. Evet.
5 tane boşluğum var. Doğru. Hadi 5 faktöriyel yazıyorum buraya. Bölü. Şimdi ben 0'ı kullandım değil mi? 1'e basamadım. Şu 0 gitti. O halde ne kaldı geriye? Şunlar kaldı. Yani 3 tane 1'im var. Bir tane 2'im var. Bir tane 5'im var. O halde tekrardan 1'ler var. O halde ben paydaya ne yapıyorum? 3 faktöriyel yazılacağım. Bunun hesabını yaparsak kaç gelir sizce? Evet, 20 gelir. Doğru. Şimdi 20. Ne yapacağım? İşte bu da 0'la bitenlerin sayısı 20 tane. Bu da 2 ile bitenler de. Evet, bu neymiş? 0 ile bitenler. 0 ile bitenler. Toplam 36. O zaman bu ikisini toplarsın değil mi? 0 ve 2 ile bitenler toplarsan. 36. Çift sayıların sayısı. 36. 20 artı 16. O da 36 yapar. Cevap yani 36 kızlar. Cevap. Bu kadar. Evet, çözüm böyle yapılacak. Geçelim mi soruyu? Geçelim. Yani ekran görüntüsü aldınız. Cevabı zaten şu. Evet. Kontrol ettik. 36 olduğunu yazmış burada ekranda. Evet, geçtim. Evet, şimdi diğer bir permütasyon başlığı. Tekrarlı permütasyon 3 diye başladığımız. Şimdi burada böyle bir dikdörtgen şeklinde verilmiş, böyle ızgara şeklinde parçalara bölünmüş. Şimdi bunu, bu soruyu çözmeye çalışacağız. Diyor ki yukarıdaki şekilde birbirini dik kesen sokaklar göstermiş. Yani şunlar sokakmış. Yani birbirini kesen sokaklar var işte. Evet. Diyor ki A'dan hareket edip B noktasına en kısa yoldan gidecek olan kişi, bir kişi kaç farklı yolu izleyebilir? Yani önemli olan burada en kısa yolu seçmesi lazım değil mi? Yani şöyle bir yol seçemezsiniz kızlar. 6 hocam. Mesela şuraya 6 mı? Neyi 6? Cevap mı aldın? Gidilecek yol. En kısa yoldan yani direkt. Şimdi şuradan mesela örnek vereyim. Ha, buradan hayır geldim. Ama ilk başta. Biliyor muyum? Buradan yeşille çizim. Gördük mü yolu? Mesela A'dan buraya geldin. Sonra buraya gittin. Örnek vereyim. Sonra geldin kafana göre şuraya gittin. Sonra yukarı çıktın. Sonra geri buraya geldin. Sonra aşağı gittin. Böyle olmaz. Sonra aşağı gittin. Sonra böyle gittin. Sonra bir daha gittin. Sonra dedin şuradan döneyim. Sonra şuradan döneyim. Sonra böyle geleyim. Sonra böyle. Sonra böyle. Mesela böyle bir B'ye geldin mi? Geldin. Sokakta dolandın, durdun yani. Önemli bu değil. Önemli şuradaki ifade var ya, o önemli. Yani en kısa yol var ya, en kısa yol demek sürekli geriye dönme olmayacak yani. Hep ileri doğru gitmeden. Bu olay da şu, güney ve doğu yönünde hareket edersen her zaman ileri gidersin. Yani en kısa yola o şekilde ulaşırsın. Hep güney ve doğu yönünde gideceksin. Yani kuzeye gitmeyeceksin, bu sorun için geçerli. Ve batıya gitmeyeceksin. Evet. O halde bunu çözmeye çalışıyorum şimdi. Şurayı çizelim. Pardon, silelim şu kısmı. O halde en kısa yol neresidir, ona bakacağım. Örnek vereyim. Şuradan geldim güneye doğru. Evet, güneye doğru çizgiyle göstereyim. Güneye geldim. A noktasından bu noktaya geldim. Sonra buradan bir daha güneye gittim. Sonra ne yaptım? Doğuya gittim bir. Doğuya gittim. Ve B'ye ulaştım. İşte biz bunları şöyle isimlendireceğiz. Yani harflendirirsek buna G diyorum. Güney anlamında G. Bu da güney olsun. G. Şu doğu D ile göstereyim. Bu da D olsun. Bu da D. Ve bu da D olsun. O zaman burada ne oldu? Sanki G, G, D, D, D. Kaç tane? 4 tane D var. 2 tane güney, 4 tane doğu var yani. Şimdi bunlar tekrarlı permütasyon gibi yani. Tekrarlı permütasyon neydi? Kaç tane harf varsa onu yazacağız. İşte burada kaç tane var? 6 tane mi var? 6 harfimiz var değil mi? Hayır. E ve D olmak üzere. Ben de 6 gördüm hocam. Daha bitmiyor, bir dakika. 6 faktöre sonra tekrar edenler var. 2 tane G var. 2 faktöriyel diyorum. 2 faktöriyel. Çarpı 4 tane G var. O halde 4 faktöriyel diyorum. Yani bunun cevabı ne çıkacak bakalım. 2. Bunu açarsan düzenlersin. Şurası 6 çarpı 5. 4 faktöriyel gider. 2 var burada. O da 15 mi yapıyormuş? 15. Evet. Yani bunun cevabı da buydu kızım. Hocam yazılı da böyle bıraksak açmadan kabul eder misiniz? Açmadan belki. Mesela 6 böyle 2 4 diye bıraksak, yani 6 çarpı 5 bölü 2 diye açmasak. Böyle yazarsan olur yani. Doğru yaparsan kabul ederiz. Evet. Sesini açın, uzun uzun yazar, yani açıp da yapabilirsiniz eğer tam anlamıyorsanız şu an için. Evet. Bunu geçeceğim eğer sorun yoksa.
Böyle bir soru da varmış yani. Geçin hocam. Evet, işte çözümü yapmış 15 demiş. Doğu'ya D, Güney'e G demiş. Böyle isimlendirmiş. Değişik versiyonları yazmış. Çözüm böyleydi. Evet, bu kez ona benzer ama biraz farklı. Farkı niye? Ona bakalım şimdi. Okuyalım. Yine yandaki şekilde birbirine dik kesen sokaklar gösterilmiştir diyor. İşte bakıyoruz, evet, kesen dik hepsi birbirine kare kareye yerleşmiş ızgara şeklinde. Diyor ki A'dan hareket edip B'ye uğrayarak, işte bu cümle önemli, B'ye uğraması lazımmış. Sonra C noktasını en kısa yoldan gidecek olan bir kişi kaç farklı şekilde yol izleyebilir diye sormuş. Yani adam ne yapmayacak, şöyle bir yol gidemez. Yani A'dan mesela yola çıktı, gitti şuraya, sonra geldi buraya. Bu ne oldu? B'ye uğramadı değil mi böyle gidersek? Bu olmayacak. Hı-hı. Önce B'ye uğraması lazımmış. Vale B'ye uğratalım bunu şimdi. Şöyle burayı siliyorum. B'ye nasıl gidilir onu düşüneceğiz. B'ye nasıl gidilir? Buradan şöyle gidiyorum. Geri almam gerekiyor. Bir çizgi alayım. Evet. Mesela şuradan yola çıkarsam ne yapar? Buradan buraya geldim. Bir kere güneye gittin. Şuradan devam etsen yine güneye gittin. Sonra burada da ne yaptın? Doğuya gittin. Yani iki tane G. Sonra ne oldu? Doğu oldu. O zaman ben şöyle yazayım. Diyorum ki A'dan B'ye, kalemi kurursam, evet, A'dan B'ye nasıl gidiyormuşum? Yani şöyle diyelim. İki tane güney değil mi? G, G diyorum. Çünkü buna G ya, G. Güneyi gösteriyor. Bir tane de doğuya gittim. Doğru mu? A'dan B'ye gitmek demek bu. İstersen sen, evet, şuradan duran yine aynı çıkar. Bak sen buradan ne oldu? Doğu, güney, güney olur. Yani yine şunun aynısı ama yerler değil sadece. Şimdi bunun hesabını yaparsan burası ne yapar? 3 faktöriyel bölü. Tekrardan kim var? 2 tane G var. 2 faktöriyel diyorum. Bu ne yapar? 3 mü yapar burası? Evet. Evet. Şimdi bura bitti. Şimdi B'den C'ye gidelim bir de. B'den C'ye. B'den C'ye gittiğimde bakalım hangi durum var. Mesela şuradan yola çıktım. Burası ne bizim için? Doğu. Doğu, doğu ve güney. Demek ki kaç tane doğu varmış? 3 tane doğu var. D, 3 tane doğu var. Bir tane de güney var. G yazıyor. Şimdi bunların hesabı ne olacak? 4 faktöriyel değil mi? Tamamı 4 faktöriyel çünkü bunlar. Doğulardan da kaç tane var? 3 tane tekrardan doğu var. O halde ben buraya 3 tane, 3 faktöriyel diyorum. 3 tane doğudan dolayı. Bunun hesabı da 4 yapar mı? Yapar. Evet. Şimdi mesele neydi ama? Mesele şuydu. Önce A'dan yola çıkıyorsun. B'ye uğruyorsun. Sonra C'ye gidiyorsun değil mi? Bu sırayla gitmen lazım. A, B, C sırası. Şimdi bunun hesabı da şu oluyor. Buradaki bulduğum değerleri çarpmam lazım. Yani A, B yolundaki gittiğim farklı yollar ile B'den C'ye gittiğim farklı yolların çarpımı kadardı sonuç yani. Burası 3 tane farklı yol var. Burada 4 farklı yol var en kısa yol. O zaman bunun cevabı neymiş? 12. Evet, cevabımız 12 kızı. Aldın mı ekranı görüyorsun? Ben aldık. Geçiyor mu Ali diye sorunca. Ya bu da çözümü zaten 12 demiş. Uzunca yazmış. Bunu almak isteyen alsın. Geçeceğim. Evet, örneklere başlayalım. Bunu yapmak isteyen var mı? Fatma. Evet. Yapıyorum. Hı-hı. Başlıyor mu Fatma? Ben bir... Yapıyorum. Söyle. Sen söyle. Ben yazayım yeniden. Fark etmedi benim için. Ben yapayım mı? Hadi başla bakalım. Ben fonksiyonu. 3 faktör bir de 2 faktör mü var ayrı ayrı? Evet, faktör. Böyle bir şey olmadı. 2 tane nasıl oluyor? Ben ya anlatmamıştım. Faktör yer ya 3 tane. Hocam ben size söyleyeyim. Söyle bakalım. Yukarıya 5 faktör yer yazın.
Ama şunları da söylemen lazım. O nerede? 5 nereden geldi? Evet. Onu da söylüyorum işte. Şuradan geldi. Şöyle İki kuzey. Yani burası neyim? Yani onlar şey, şöyle belirtmek lazım. İki tane güney var değil mi? GG. Sonra evet. Doğular bir doğu, üç iki doğu, üç doğu. Doğu. Yani şöyle yazmak lazım. Güney. Kalemi alacağım bir dakika. İki tane güney var. G diyorsun. Sonra doğularda bir, iki, üç tane doğu var. İşte buna göre ne var? Beş tane harf olduğu için buraya ne yapıyorsun? Beş faktöriye diyeceksin. Tekrar denilen iki faktör G'den dolayı geldi. 3 faktöriyel D'den dolayı geldi. Yani bunun hesabını yapacağız. 5, 4, 3, 2. Şöyle ben 3 faktöriyel bıraktım. Aşağıda çünkü aşağıda ne var? 3 faktöriyel var şu. Onlar sadeleşecek şimdi. Nerede? Şunlar şu gitti mesela. Geriye kalan kimler? Bunları yazalım. Şu yukarısı 20 yapar değil mi? Aşağısı da 2 yapar. 2 faktöriyel 2 de zaten. Bu da ne yapar? 10 yapıyor evet. Katmanları sil istersin. O da olur da yani. Böyle de olur yani fark etmez. Yani ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Yani şunlara GG yazmadı ama sıkıntı olmaz herhalde. Şunlara mesela GG denebilirdi yani GG. Şu D şeklinde. Geçelim mi bunu? Geçin hocam. Evet, soruya geçiyoruz hadi diğerini. Bu kere B noktasına uğramak şartıyla, koşuluyla diyor. A'dan C'ye diyor. En kısa yolda kaç şekilde gider diyor yani sorun. Evet, çözüyorum. Bunda. O halde buradan başlayalım yine. Batma parmağını gördün mü? Ben çözeceğim. Şöyle devam edelim. Evet, buradan buraya bir tane var. Yani bu güney. Yani önce B'ye ulaşacağım için. Güney, sonra doğu ve doğu şeklinde iki, üç tane yol var. Bunları yazıyorum. Şu güneydi. Kalemi almam gerekiyor. Şu güneydi. Şu doğu. Şu da doğu. Hadi A'dan B'ye gitmek için hangi yollar varmış? Bir güneye gideceksin. İki de doğuya gitmen lazımmış. Bunun hesabı ne olur? 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel yapar. Bu da 3 yapar değil mi? Hesabını yaparsın. Evet. Tamam. O iş bitti. Şimdi sıra kim var? Ben diyorum ki bu kez de B'den C'ye yola gideyim. O halde mesela burası güney. 3 güney. Yani istersen şuradan gideyim. Fark etmez. Ben şöyle güney. Bir daha güney. 3 tane güney var. Sonra ne var? Doğu var. Şimdi bunun hesabını buraya aşağıya yazalım. Neydi? Şu güneydi. Güney. G diyorum. Bu da G. Şu da D yani. O halde B'den C'ye diyorum. B'den C'ye gitmek için. 3 kere güneye gitmen lazım. 3 kere 3 tane G. Bir kere doğuya gitmen lazım. O yönde. 4 tane. O halde 4 faktöriyel bölü. 3 faktöriyel gelecek. Bu da yine ne yapar bizim için? 4. Şurada yanlış anladın değil mi? Doğru. Bu da 4 yapar. O halde son hali yok, şöyle. A, B, C. Yani A'dan B'ye uğrasana C'ye geçmek demek bu anlama gelsin. Bunda ne demektir? A, B arasındaki değişik yolların sayısı çarpı B ile C arasında geçen farklı yolların sayısı. Bunlar çarpacağız. Yani 3 ile 4'ü çarpınca cevap 12 olacak. Cevap 12 kızlar. Evet, bunu da geçiyorum aldığınızda görüntü. Geçin hocam. Evet, şimdi tekrar permütasyon 4 demiş başlık olarak. Burada kaç dakika var? 3 dakika var galiba. Hiç. Yoklamayı alalım. Yukarıdaki şekilde bir sitede bulunan apartmanların üstten görünümü ve apartmanlar arasındaki yollar verilmişti. Yani şunlar apartmanmış dikdörtgenler ve aradaki sokaklar yani aralıklar varmış. Tamam yollar varmış. A binasında bulunan, şurada A binasında ne varmış? Bir kuş varmış. B binasına aşağıdaki
kurallar doğusunda uçacakmış. Yani buradan başlayıp buraya gelecek. Ama nasıl gidecekmiş? Buna bakalım. Diyor ki A'dan B'ye giderken diyor. A'dan B'ye giderken sadece diyor doğuya ve kuzeye gidecekmiş. Yani güneye gitme yok. Batıya da gitme yok. Yani en kısa yoldan git demek istiyor. Yani buradan bu anlaşılıyor. Kuş demiş her seferinde bir bina ilerleyecek. Ha, bir bina. Yani iki bina birden pat diye geçmeyecek. Yani buradan direkt şuraya geçmeyecekmiş gibi. Onu demek istiyor. Her binaya uğrayacak. Yani buradan yandaki bir binaya daha doğrusu değil mi? Yandaki bir binaya ilerleyecek. Onu demek istiyor. Çapraz ilerlemeyecek. Çapraz demek mesela kuzey doğu yönünde gitmeyecek. İlla kuzey veya doğu yönünde gitmesi lazım. Anladın mı? Yani ortadan bir yere, yani çapraz şöyle gidemez yani şöyle. Bu anlama geliyor bu cümlede. Onu da anladık. Buna göre diyor, kuş diyor A binasından B binasına kaç farklı şekilde gidebilir? Evet. Yani bir anlıkta hiçbir fark yok aslında. Soru aynı. O zaman onu çözelim şimdi. Mantık şu. Ne yapayım? Örnek vereyim. Buradan buraya geldim. Bir. Yani A'dan ikinci bina, yandaki binaya geçtim. Yani ne yaptım? Doğu yönde gitti. Tekrar doğu yönde gidiyorum. İkinci doğu, üçüncü doğu, dördüncü doğu, beşinci doğu. Tamam bu bitti. Şimdi ne yapmam lazım? Dönmem lazım. Kuzeye doğru. Birinci kuzey, ikinci kuzey, üçüncü kuzey. Demek ki bunları yazalım şimdi. Ne oldu? Doğu. Bir daha doğu var. Bir daha doğu. Her araya bir tane doğu dedik. Her çizgi bir doğu. Buraya da ne yazıyorum? Kuzey, kuzey ve kuzey şeklinde. O halde durum ne oldu? D, D. Kaç tane D var? Beş tane mi oldu? D, D ve D şeklinde. Bunlar doğu. Beş tane doğuya gittik. Sonra üç kere de kuzeye gideceğiz. Kuzey, kuzey, kuzey şeklinde. Evet, bunun hesabı ne olur o halde? Toplam 8 harf var. 8 faktöriyel yazacağız. Bölün. Tekrar edenler 5 tane doğu var. 5 faktöriyel diyor. Tekrar eden 3 tane kuzey var. 3 faktöriyel diyor. Bu hesabı yaparsak 8 çarpı 7 çarpı 6. 5 faktöriyel gider. Burada 3 gerekir. O da 6 yapar. 3 faktöriyel 6 yapar ya. Şu 6'da sadece cevap ne yapar? 8 çarpı 56. 7 yapar. Bu da 50 56 yapar. Evet, cevap 56 gelir. Yani şu işlemler hızlı geçme ama yaparsın herhalde. Yaparız hocam. Evet, o halde bunu da geçtik. Bu arada bakın süremiz de olmuş zaten. O halde diğer dersimizde diğer sorudan devam edeceğiz. Yani şu soru hangi soru? Şuradan devam edeceğiz. Örnek 2 bu da önemli. Geç kalmayın evet. Evet tamam hocam, görüşürüz. Görüşmek üzere diyorum.